Aslında günümüzde şu an içerisinde bulunduğumuz dünyada kendimizi her geçen gün ekspoze ediyoruz ve bunun çeşitli yollarını arıyoruz. Yani çok güncel bir konu ve çok fazla üzerine düşündüğümüz sorularımız olan da bir konu ve durum diyebilirim. Ebru Hocam'la birlikte yaklaşık bir yıldır bir araştırma sürdürüyoruz birlikte. Belgrad'daki bir projemiz içinde aslında. Ve bu proje doğrultusunda değindiğimiz konulardan bir tanesi de sergimizin şu anda ana teması oldu. Benim üretim pratiğim de multidisipliner bir tavırla ilerliyor. Ben aslında farklı disiplinleri iç içe kurgularken kendime bir deney ortamı oluşturmuş oluyorum. Ve bu deney ortamını oluştururken de tabii ki de işlerimin ya da ürettiğim çalışmalarımın şeffaflığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla izleyici ve eser arasındaki diyalog da daha zenginleşmiş oluyor ve daha interaktif bir boyuta ulaşmış oluyor. Bu gördüğünüz ekspozedeki yerleştirme ve eser seçkisi de tamamen bu düşünceye ve bu üretim pratiğiyle şekillenmiş durumda. Aslında Foundation kanalı üzerinden ekspoze sergisi için oluşturduğum bir koleksiyon hazırlamış oldum. Aslında benim ilk NFT girişimim olmuş oldu. Bu koleksiyonda 3 parça NFT yer alıyor ve sergideki kurgusunu da aslında bu NFT'yi bir form olarak okuyabilmek ve izleyiciye bu şekilde deneyimletmek istedim. Dolayısıyla ilk NFT'mizin ön izlenimi de serginin açılışıyla birlikte şu anda hologram olarak yansıtılıyor sergimizde. NFT'nin satışı olduğu takdirde burada o yapı kaybolacak ve ikinci NFT var olacak. Bu sergi sürecinde tabii ki de belirleyemediğimiz bir zaman aralıklarında seyircinin izleyip burada deneyimleyebileceği bir yapıda sunacağım bu NFT parçalarımı. Lal Batman'la birlikte Belgrad'da bir sergi planlıyoruz. Dolayısıyla ben dijital kültür konusunda uzmanlaşan bir sosyolog ve de küratör olarak Lal de plastik sanatlar ve dijital olanaklarla çalışmalarını yapan bir sanatçı olarak biz birlikte güncel toplumsallaşmanın nasıl gerçekleştiğini tartışmaya başladık. Ve ekspoze temasıyla Türkiye'de bu serginin bir denemesi, ön izlemesi olarak bu sergiyi gerçekleştirdik. Bugün sosyal medya platformları hayatımıza hızla girmiş durumda ve hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sanki çok doğal bir parçası haline geldi. O yüzden sergide gördüğünüz gibi toprak üzerine ayna yerleştirmeler var. Ama serginin de tam ortasında neredeyse bir gecekondu gibi hızla bir yere yerleştirilmiş bir yapı var. Bu bizim hayatımıza bir anda giren ama şu anda da hayatımızın neredeyse son derece doğal bir parçasıymış gibi algılanan sosyal medya platformlarının bizim sosyalleşme süreçlerimize nasıl etki ettiğini araştırıyoruz aslında biz. Genelde sosyal medya ve dijital kültürle ilgili olan çalışmalar genelde dijital araçlarla, dijital sanat etkinlikleriyle yapılıyor. Ben de bu konuda çalışmaları olan, genelde bu konuyla ilgili çalışmaları bilinen bir küratör olarak. Aslına bakarsanız bir küçük sürpriz yaparak hem plastik sanatlar hem de sosyal medyayla gerçekleştirdiğimiz bu plastik kimlikler meselesini ikisini bir araya getirerek aslında sanatın ifade yolunun ne kadar da hala çeşitli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Ekspoze sergisi hem kendi kendimizi nasıl ifşa ettiğimizi hem de birbirimizi beğenmek, birbirimizin değerlerini paylaştığı şeyleri paylaşmak suretiyle kendi kendimizi nasıl yeniden ürettiğimizi ve bunun yanı sıra aslında bir o kadar da paylaşamadığımız, beğenmediğimiz şeyleri, ifade edemediğimiz şeylerin de olduğunu hatırlatmak için bu sergiyi yaptık. Dün çok güzel bir açılış gerçekleştirdik ve benim açılışta dikkatimi çeken çok güzel bir şey oldu. Çok genç sanatçılar özellikle sergide açılışta vardı ve Lal Batman'a desteklerini ifade ettiler, açıkça gösterdiler. Bu genelde bizim çok sıklıkla görmediğimiz bir şey ve bu beni çok mutlu etti. Yeni nesil sanatçılarımız birbirlerine bir o kadar hem destek veriyorlar hem de birbirlerinin üretimlerini hem fikirleriyle hem de nasıl birlikte
birlikte dayanışma içinde birlikte çalışabileceklerine dair fikirlerini paylaşıyorlar. Bu beni çok memnun etti. Lel'in bu sergide New Generation Love adlı bir çalışması var. Bunlar çok umut verici. Türkiye'nin içinde yaşadığı zor günler için çok umut verici. Neredeyse o kelebekler kadar kalbimizi hafifletici gelişmeler. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Bunun da ifşa edilmesi, dile getirilmesi, ortaya çıkarılmasını çok değerli buluyorum.